Yukarıda kare dik prizmanın bir açılımı verilmiştir. ABCD dikdörtgenin çevresi 22 birim. Açılımın çevresi ise 30 birimdir. Buna göre kare dik prizmanın hacmi kaç birim küptür diye sorulmuş bize. Şimdi bu bir kare dik prizma ise tabanlardan olacak? Kare olacak doğru mu? O zaman şuralara ne yapalım? A, A, A derim. O zaman buralarda haliyle ne olacak? A olacak. Çünkü bu yüzeyler arkadaşlar şekli kapattığımızda ne olacak? Şu karenin etrafına dolanacak öyle değil mi? Peki şuraya da ne diyelim? B diyelim. Bizim prizmanın yüksekliği. Pekala neyi biliyorum ben? Dikdörtgenin çevresi 22. dikdörtgenin çevresi bakın. A, 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 B. Ha, 4A artı B'nin iki katı değil mi arkadaşlar? Kaça eşit? 22. Peki açılımın çevresine A, 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 A. Kaç tane A var arkadaşlar? 6A. Ha bir de burada ne var? B var. Ha, 6A artı B'nin iki katı öyle değil mi? Bu da kaçmış? 30. E artık elinde iki tane denklem var. Çok rahat çözeriz değil mi? Buradan ne geldi? 4A artı B eşittir 11. Buradan ne geldi? 6A artı B eşittir 15. Yukarı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsak B'ler gidiyor mu? Ne kaldı? 2A eşittir 4'ten. Ha, demek ki A 2'ymiş. E A yerine 2 yazarsak B'de kaç geliyor arkadaşlar? 3 mü geliyor? Ne istiyor? Prizmanın hacmi. Taban alanı yani A kare çarpı yükseklik yani B. O da ne yapar? 12 mi? Aradığımız cevap C şıkkı. Tabanları ikiz kenar yamuk olan bir dik prizmanın açınımı aşağıda verilmiştir. Şekil üzerine verilen uzunluklar santimetre türündendir. Benden ne istiyor? Prizmanın hacmini istiyor. E, hacim neydi arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik değil mi? Aman ha hocam ben tabanı ikiz kenar yamuk olan prizmayı görmedim. Föyde de yok. Nasıl yapacağız falan demeyin. Tabanda ne olduğunun önemi yok. Hacim her zaman taban alanı çarpı yüksekliktir. E tabanda ne var arkadaşlar? Şöyle bir ikiz kenar yamuk var değil mi? Bakın bura 5, bura 5, bura 11 olan bir tane ikiz kenar yamuk var. E, ben bunun alanını bulayım. Nasıl bulacağım? Klasik ikiz kenar yamuk hareketini yaparak değil mi? Köşelerden indim. Şurası 5 mi? Tamamı 11. 11'den 5 çıkar. 6. 2'ye böl. Demek ki buralar 3. 3. Yani Buralardan oldu? 4. 4. E, taban alanı şey hmm, artık yamuğun alanı bulabiliriz. Ne diyorduk? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Kaç geliyor bu da 32 mi? Demek ki taban alanı 32 imiş. Peki yükseklik kaç? İşte bizim prizmanın yüksekliği şurası da. Ha o da 3 çarparsak 96. Cevabımız E şıkkı. Ayrıtları 24, 8 ve 12 santim ve üstü kapalı olan dikdörtgenler prizmasının içindeki suyun yüksekliği 8 santim. Ha, o zaman şurası 8. E, buranın uzunluğu arkadaşlar 12 olduğu için demek ki buraya da ne kaldı? 4 kaldı. Tamam. Buna göre BCGF yüzeyi üzerine yatılırsa suyun yüksekliği. Şimdi ben ne demiştim size hatırlarsanız. Bir prizmanın içerisindeki suya ne yaparsanız yapın. Dışarıdan su eklemedikçe ya da içerideki suyu dışarı taşırmadıkça arkadaşlar hacmi değişmez demiştik değil mi? Yani ben bunu alıp böyle yan yatırıp BCGF yüzeyi üzerine getirirsem de suyun hacmi ne yapacak? Değişmeyecek. Aynen kaldı. O zaman suyun hacmini buradan bir bulalım. Taban alanı 24 çarpı 8. Değil mi? Bakın taban alanı 24 çarpı 8. Suyun yüksekliği kaç? 8. Eşittir. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Bunu yan yatıracağım. Yan yatırdığımda kimin üzerine gelecek? BCGF yüzeyi üzerine. O zaman taban ne olacak arkadaşlar? BCGF yüzeyi olacak taban. O zaman taban alanı 8 çarpı 12 mi olacak? Peki suyun yüksekliği ne olacak? Bilmiyorum. İşte ona haş su diyeceğim. Buradan hesaplayacağım. Bu kadar. 8'ler gitti mi? 12 ile sadeleştirdik. 2 kere 8 16. Ya demek ki yan yatırdığımda suyun yüksekliği 16 santim olacak. Cevabımız D şıkkı. Dikdörtgenler prizmasının farklı ayrıtları ABC olmak üzere hacmi A çarpı B çarpı C birim küptür denmiş. Yani bize bir hatırlatmada bulunmuşlar sağ olsunlar. Diyor ki Taban ayrıtları 8 ve 6 santim yüksekliği 10 santim olan dikdörtgenler prizmasından taban ayrıtları 5 santim yüksekliği 6 santim olan kare dik prizma şekildeki gibi kesilerek çıkartılmıştır. Kalan cismin hacmi. Gayet kolay bir soru. Ne yapacağım? Büyük prizmanın hacminden çıkartılan prizmanın hacmini çıkartacağım. Soru bitecek. Hadi yapalım. Büyük prizmanın hacmi. Taban alanı 8 çarpı 6. Yüksekliğimiz ne? 10. 8 çarpı 6 çarpı 10. Eksi. Çıkartılan ne arkadaşlar? 5, 5, 6 değil mi? Bakın şurası 5 ise burada ne oluyor? Haliyle 5 oldu. Ha, taban alanı 5 çarpı 5 çarpı yükseklik 6. Bu kadar. Ne geliyor? 480 eksi 150. O da ne yapar arkadaşlar? 330. Aradığımız cevap E şıkkı. Bir kenar uzunluğu 23 santim olan kare tabanlı mavi renkli soru bankasının üzerine ikişer kenar ve bir köşesi çakışacak biçimde kare tabanlı kırmızı renkli el kitabı konuluyor. El kitabının tabanının kenar uzunluğu 17 santim, yüksekliği de 3 santimmiş. Hadi şunları bir yazalım. Bakın şurası 17 santimmiş, burası 17 santim, yüksekliği de 3 santim. Diğer vatandaşın da arkadaşlar hop şurası kaç santimmiş? 23 santim. Aynı şekilde buradan olacak 23 santim. Evet buna göre E ile T arasındaki uzaklığı istiyor benden. E, tamam bulalım şimdi. Şöyle yapalım. Bakın şurası kaç? 17. Tamam 23'tü. Buraya ne kaldı? 6 mı? Şimdi burası 6 ise hoop, şunu çizersen burası da ne olur? 6 olur mu? Peki burası 17 değil mi? Değil mi? Ha, o zaman buraya da ne kaldı? 6 kaldı. E, şurası 90 derece. O zaman ben gelir şunu şöyle çizersem. Burası ne olur? Bakın 6 kök 2. Peki yükseklik kaçtı arkadaşlar? 3'tü değil mi? Ha, demek ki şurası kaç olacak? 3. Peki şurada 90 değil mi? Pisagor yazarsak ET'yi buluruz değil mi? Yani ET'nin karesi eşittir. 6 kök 2'nin karesi artı 3'ün karesi. O da ne yapar? 72 9 daha 81 mi yapar? Ha, ET'nin karesi 81 ise ET kaç gelecek? 9 gelecektir. Bakın bunu şöyle de bulabilirdik. Şu şekli şöyle tamamlasanız arkadaşlar burada ne oluşacak? Bir dikdörtgen prizma oluşacak değil mi? E şu ET'de ne oluyor? Cisim köşegeni oluyor. Ha, ayrıtlarımız 6 6 ve 3 değil mi? O zaman direkt şöyle yazabilirdim. ET'nin karesi eşittir. 6'nın karesi artı 6'nın karesi artı 3'ün karesi. He, bu şekilde yazabilirdik. Buradan da ET gene kaç gelir? 9 gelir. Yani aradığımız cevap A şıkkı. Efe ABCD dikdörtgen düzlemine diktir. 4'ü 8'i 10'u vermiş. Buna göre ABCD dikdörtgenin EF' dik olacak şekilde F noktasına kadar ötelenmesiyle taradığı bölgenin hacmini istiyor bizden. Ha, bu vatandaşı buradan alıp ne yapıyoruz? Şöyle F'ye kadar öteliyoruz değil mi? Bunu buraya kadar. işte bunu buraya kadar. Bunu buraya kadar. İşte bunu da buraya kadar. Yaklaşık bir şey değil mi? Ve şöyle bir cisim oluşacak değil mi? Biz bunu böyle ötelediğimizde. Ha, i̇şte benden bu cismin hacmini istiyor. Ya bakın bu cisim arkadaşlar dikdörtgen dik prizm olmuyor mu? Ha, burası 10 oluyor değil mi? Zaten şurada 4, ha, burada 8. O zaman ne olacak acım? 10 çarpı 4 çarpı 8'den 320 santimetre küp. Yani aradığımız cevap A şıkkı. Şekildeki kitabın boyu 20 santim. En iyisi 16 santimdir. Boyu 5 santim. En iyi 16 santim olan cetvel kitabın üzerine BC'ye paralel olacak şekilde yerleştiriliyor. Buna göre A noktasındaki bir karınca B noktasına en kısa yoldan giderse aldığı yol kaç santim olur demiş. Gene buna benzer bir soru konu anlatım kısmında çözmüştük değil mi? Ne demiştik? Şekli açacaksınız demiştik. Yani o karıncanın yürüdüğü yolları dümdüz yapacaksınız demiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi burada da öyle yapacağız. Normalde bizim karınca A'dan B'ye gitmek istiyorsa şöyle gidecek. Fakat önlerine çıkacak engel olarak cetvel değil mi? Onun için ne yapacak? İşte şuraya geldikten sonra. Şurası arka yüzey. Şöyle cetvelin üzerinden çıkacak. Sonra geri inecek. Ve sonra yoluna devam edip ne yapacak? B'ye varacak. Ha, o zaman bizim bu yolu düzleştirmemiz lazım. Normalde arkadaşlar yolun boyu şöyle 20 santim değil mi? Ama cetveli çıkıp cetveli indiği zaman 5 santim çıktı. 5 santim indi bir 10 santimlik yolda ne yapacak? Uzama olacak. Yani artık arkadaşlar yolumuzun boyu 20 santim değil. Kaç santim olacak? 30 santim. Bir daha açıklıyorum nedenin olduğunu. Çünkü 5 santim çıkacak. 5 santim inecek değil mi? Hocam böyle yanlamasına çıkarsa sanki daha böyle yol 5 santimden daha uzun olabilir mi diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama biz ne yapıyoruz? En kısa yoldan gideceğiz ya. Yani karınca dümdüz yukarı çıkacak. Dümdüz aşağı inecek. Dolayısıyla 5 çıkacak. 5 inecek. Yolu ne olacak? 10 santim uzayacak. Normalde A'dan B'ye gitmek için gideceği yolun boyu 20 santimdi ya. 5-5 10 santim daha uzadı. Ne oldu? 30 santim. Peki şurada bir değişiklik var mı? Orada bir değişiklik yok. Orası gene 16 olarak kalıyor. İşte bizim karıncanın gideceği yol bu oldu. Burayı bulabilir miyiz? E çok rahat dik üçgenden yazarız değil mi? Ha, bakın bunları 2 ile sadeleştirin. Tanıdık gelecek. 8, 15, 17. Ama 2 ile sadeleştirdim ya. Tekrar 2 ile çarp 34. Demek ki bizim karıncanın alacağı yol en kısa 34 santim. Cevabımız C şıkkı. Bir düzlem üzerine konulan şekildeki kare dik prizmalar eştir. Birinci prizma düzlem üzerindeki yüzeyi hariç boyandığında boyalı alan 52 santimetre kare. İkinci prizma düzlem üzerindeki yüzeyi hariç boyandığında boyalı alan da 44 santimetre kare olmaktadır. Buna göre bu prizmalardan birinin hacmi kaç santimetre küptür diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar şunlara ne diyelim? A diyelim. Buna da ne diyelim arkadaşlar? B diyelim. O zaman buranın arkadaşlar yüzey alanını görelim. Nedir arkadaşlar bunun yüzey alanı? Normalde şu. A kare tabanda, A kare yukarıda, 2A kare 4 tane AB değil mi? Bakın şu AB kaç tane var bundan? 4 tane. Şimdi bu vatandaşların ne oldu? A birisi yok. Çünkü tabanda olduğu için orayı boyamıyoruz. Hariç diyor değil mi? O zaman bir tane A kare boyuyoruz. O boyadığımız A kare şu yukarısı. Bir de 4 AB boyuyoruz. İşte bu ne kadar ediyormuş arkadaşlar? 52 santimetre kare. Peki bu vatandaşa baktığımızda da bu sefer ne oluyor? 2 a kare var ama bir tane ab yok değil mi? Ha 2 a kare artı 3 ab. Değil mi? 1, 2, bir de arkadaki 3 ab Bu da neymiş arkadaşlar? 44'müş. Tamam. Şimdi benden ne istiyor? Bu prizmanın hacmini istiyor. Işte. Ne yapalım? Şu AB'lerden kurtulalım mı? Bunu 3 ile çarpalım. Bunu da 4 ile çarpalım. Hatta bunu eksi 3 ile bunu 4 ile çarpalım. Tamam. 8 a kare eksi 3 a kare 5 a kare oldu mu burası? 12 ab eksi 12 a onlar gitti zaten. 44 çarpı 4 ne yapar? 4 kere 4 16. 4 kere 4 16. 176 mı? Eksi 3 çarpı 52 ne yapar arkadaşlar? O da 156. Ha, çıkartırsam kaç geliyor? 20 mi geliyor? E 5 a kare 20'den a, a kare 4. A kaç geldi? 2. E A2 bulunca soru bitti. A yerine 2 yazın arkadaşlar şurada. Ne oldu? 4 A yerine 2 yazın. 8B mi? Eşittir 52'den. 48 8B'den B'de kaç geldi? 6 geldi. Ne istiyordu? Prizmaların birinin hacim. Taban alanı çarpı yükseklik. Bunu istiyor Yani 2'nin karesi çarpı 6. O da 24. Aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Taban ayrıtı x santim yüksekliği h1 santim olan eşkenar üçgen dik prizma biçimindeki kap tamamen su ile doludur. Bu kabın içindeki suyun tamamı taban ayırtı 2x santim olan kare dik prizma biçimindeki içi boş kaba boşaltılıyor. Suyun bu kaptaki yüksekliği de h2 santim oluyor. Buna göre h1 bölü h2 oranı istiyor bizden. E ne yaptık? Buradaki suyu aldık. Buraya boşalttık. Yani suyun hacmi değişmedi. Dolayısıyla hacimleri birbirine eşitleyeceğim. Eşkenar üçgen dik prizmanın hacmi diye bir şey biliyoruz mu biz? Hayır. Bizim bildiğimiz şu. Bütün prizmaların hacmi aynıdır. O da taban alanı çarpı yükseklik. E tabanda ne var? Bir kenarı x olan bir eşkenar üçgen. Neydi eşkenar üçgenin alan formülü? x kare kök 3 bölü 4'te. Artık bunu biliyoruz, değil mi? Çarpı yükseklik h1 bana suyun hacmini verir. Peki buradan arkadaşlar taban alanı 4x kare, değil mi? Çarpı suyun yüksekliğini h'ye. İşte bunlar birbirine eşit. E dikkat edin x kareler gitti mi? Bana h1 bölü h2 soru. O zaman h1 bölü h2 eşittir. Ne yaptım? h2 buraya mı attım? O zaman bunu bu tarafa atacağım. 16. Kök de buraya atacağım. Bölü kök 3. Aradığımız oran 16 bölü kök 3. Yani b şıkkı. Boyutları 2, 2 ve 10 birim olan kare dik prizma biçimindeki 3 eş ahşap blok aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi birleştirilerek bir yapı elde ediliyor. Yukarıdaki verilere göre elde edilen bu yapının yüzey alanı kaç birim karedir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey şu. Gördüğümüz yüzeylerin alanını bir hesaplayacağız değil mi? Hemen hızlıca hesaplayalım. Bakın şu yüzeyin alanı kaç birim kare arkadaşlar? Şurası 2. Burada 10 olduğu için 20 birim kare. Şimdi bundan kaç tane var ona bakacağız. Bir tane burada var. Bakın bir tane de burada var. Kaç etti? 2. Bir tane de burada var. 3. Bir tane burada var. 4. Bir tane de burada var. 5. Başka var mı arkadaşlar? Hocam şurası var gibi. Yok orayı saymayacağız. Ne? Orayı saymayacağız. Çünkü orada arkadaşlar şu kısım ne yapıyor? İşi bozuyor değil mi? Ha, orayı o zaman saymayacağız. Orası dursun. E, kaç tane var arkadaşlar? 5 tane. Şimdi diyeceğim ki madem 5 tane var. Gördüğüm 5 tane. E, görmediğim de 5 tane. O zaman çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? 10. Burası tam. Devam edelim. Artı. Bakın şurayı görüyorsunuz değil mi? Buranın alanı kaç? 4. O zaman bu 4'ten kaç tane arsayalım? Bir tane burada var. Bir tane de burada. E iki tane gördüm. iki tane görmediğim. O zaman çarpı ne diyeceğim arkadaşlar? 4. Bu da tamam. Artı. Şimdi bakalım. Şu vatandaş. Ha, görüyorsunuz değil mi? Buranın alanı kaç? Hemen bakalım. Şimdi şurası normalde 10'du. Ama burası kaç olacak arkadaşlar? Şöyle farklı renkle göstereyim. Burası kaç olacak? 8 olacak değil mi? Çünkü ikili kısım burada kalıyor. Ha, burası kaç? 2. 8 kere 2 16 mı? Tamam. E bir gördüğüm demek ki bir tane de görmediğim var. Çarpı 2. Bu kadar. Gerisi 4 işlem. Ne geliyor? 200 artı 16 artı 32. Ne yapar o da? 48. 248. Yani aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Yani bu tip sorularda arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle çok da böyle pratik bir yol. Yok oturup ne yapıyorsunuz? Yüzeyleri tek tek sayıyorsunuz. Ben böyle görünen görünmeyen diye saydım. Siz isterseniz tek tek ya burası var. Bunun arkası var. Şurası var. Şunun arkası var. Altı var. Üstü var diye. Böyle tek 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 bularak sayın. Ha, burada amaç ne? Sadece bu şekilde çözünce bir tık daha pratik geliyor. Ama bunu benim kafam almıyor. Ya hocam ben tek tek sayacağım diyorsanız da herhangi bir sıkıntı yok. Yeter ki doğru şıkkı işaretleyin arkadaşlar. O zaman aradığımız cevap 248 yani D şıkkı. Taban ayrıtı 2 birim yüksekliği 5 birim olan bir kare dik prizma ile bu prizmaların 4 tanesinin birleştirilmesiyle elde edilen ortası boş bir cisim aşağıda gösterilmiştir. Buna göre elde edilen bu cismin yüzey alanı kaç birim karedir diye soruluyor bize. E ya ne yapacağız sayacağız değil mi? Hemen şundan başlayalım. Bunun alanı arkadaşlar kaç birim kare? Bakın bunun alanı 10 birim kare değil mi? Neden? Çünkü şurası 2. Şu kısımda kaç arkadaşlar? 5. Şimdi bundan kaç tane var? Hemen bakalım. Bir tane burada var. Kaç etti? 2 3 4 5 6. 6 tane gördüğüm var değil mi? O zaman 6 tane de görmediğim var. Çarpı ne diyeceğiz? 12. Artı. Şimdi başka ne var benim gördüğüm? Şu var. Bunun alanı kaç birim kare? 4 birim kare. Bir burada var. Bir de burada var değil mi? Ha, o zaman 2 tane e, ne oldu? 4 birim kare dedik. İki tane gördüğüm, iki tane de görmedim. Toplam kaç tane olacak? Dört tane. Burası da tam. Artı. Şimdi şu içerideki bölgeye bakalım. Şuranın alanı ne? Buranın alanı arkadaşlar kaç birim kare? Hemen hesaplayalım. Şimdi şurası 2 zaten. Değil mi? Normalde şurası kaç birim kare? 5. E iki olduğu için buraya ne kaldı? 3. Ha üç kere 2, 6 birim kare. Değil mi? Peki bundan kaç tane var? Bir burada var. Bir de burada var. İki tane gördüğüm var. Demek ki iki tane de görmediğim var. Çarpı 4. O görmediklerinde nerede zaten? Şurada. E soru bitti. Kaç burası? 120 artı 16 artı 24. Kaç yapıyor bu da? 160 değil mi? Yani aradığımız cevap C şıkkı. A, B, C, D, E, F üçgen dik prizma. ABC eşkenar üçgen. 5'i 12'yi vermiş. Üstü açık üçgen dik prizmanın dışında B köşesinde bulunan bir karınca kırınca diyordum karınca prizma içinde C köşesinde bulunan şekeri ulaşmak istiyorum. Buna göre karıncanın alabileceği en kısa yol kaç santimdir diye sorulmuş bize. Ha, şimdi bizim karınca ne yapacak arkadaşlar? Dışarıda olduğu için içeri girmeye çalışacak. Peki nereden girecek arkadaşlar içeri? Üstü açık dediği için yukarıdan girecek. O zaman bizim karınca şöyle bir yukarı çıkacak. Sonra buradan aşağıya hop inip ne yapacak? C'ye varacak değil mi? O zaman bizim karıncanın yürüyeceği bu yolu şöyle dümdüz yapalım ki ne olsun arkadaşlar rahatça insin çıksın. Peki ne olacak arkadaşlar? Biz sadece şu yüzeyde çalışacağız değil mi bakın? C B EF sadece bu yüzeyde çalışacağız değil mi? Gidip de bütün şekli açmaya gerek var mı? Yok. O zaman şöyle yapalım. Şu bizim CBEF yüzeyimiz. Sadece buraya üzerine çalışacağız. Gidip de diğerlerini açmaya gerek yok. Şimdi bir çıkacağım bir de ineceğim ya. Ha o zaman bu yüzeyden ne olacak? İki tane lazım. Bir çıkacak bir de inecek. Tamam böyle bir şey olacak. Değil mi? Bizim karınca şurada B'deydi. Peki C nerede? C de şurada olacak değil mi? Çünkü çaprazındaki noktada olacak. Bakın çıkacak inecek. Ha şöyle düşünebilirsiniz bakın. Önce şöyle çıkacak. Sonra şöyle inecekti işte öyle ince yeri de ne yapacak? Böyle dümdüz gidecek. Ha o zaman şu yol şöyle doğrusal olursa Bizim karıncanın yolda ne olur? En kısa olur. Şurası kaç? 5'ti değil mi? Bura kaç? 12. Burada kaç? 12. O zaman şurada Pisagor'u görüyorsunuz he? Ha, biraz eziyet bir Pisagor. Ama Pisagor. Bir kenar 5. Ne olur? 5'in karesi. Diğer kenar 24. Yani 24'ün karesi toplamının. Karekökü bize ne olacak? En kısa yolu verecek. Kaç geliyor? 24'ün karesi ee, kaçtı? 576 idi değil mi? 5'i karesi 25 topla 601 yapıyor değil mi? Çok gıcık bir sayı geldi. Allah'tan şıklar da ha, Demek ki aradığımız cevap neymiş arkadaşlar? Kök 601 gelecektir. Mesela bazen şöyle de düşünebilirsiniz. Hocam şöyle karınca gitse daha kısa olmaz mı ya? Mesela şöyle köşeye F'ye gelsin. Düz aşağı insin. Tertemiz de çıkar. Nasıl çıkar? E bakın şurası 5 değil mi? 5, 12, 13. Ha, 12 de indi aşağıya. 13-12 daha. Toplam aldığı yol ne olur? 25 olur değil mi? Peki 25'in karesi kaç? 625 değil mi? Halbuki ben kaç buldum? Kök 601. Onun karesi kaç? 601. Daha kısa değil mi? Ha, demek ki daha mantıklı gözüken şey daha kısa olmayabilir. Onun için biz ne yapıyoruz? Böyle şekilleri açıyoruz. Doğrusal düz bir çizgi çiziyoruz ki en kısa olsun. Karınca önce F'ye girip sonra aşağı inerse Yolu maalesef en kısa olmuyor. Bir tık daha ne oluyor? Uzun oluyor arkadaşlar. Peki aradığımız cevap B şıkkı. Aşağıda ayrıt uzunlukları 2, 3 ve 5 birim olan 2 eş dikdörtgenler prizması gösterilmiştir. Bu iki prizmanın herhangi iki yüzeyi birbiriyle çakışacak şekilde birleştirildiğinde en uzak iki köşesi A ve B olduğuna göre AB en çok kaç birimdir diye sorulmuş bize. Ha, şimdi bu iki arkadaşı birer yüzeye çakışacak biçimde birleştireceğim. Ve en uzak köşesi arkadaşlar iki köşesi A ve B olmak üzere AB uzunluğunu bulacağım. İşte bu AB en çok kaç olur diye soruyor bize. Şimdi mesela ben bunları şöyle birleştirdiğimi düşünün. Önemli değil arkadaşlar. Şu an nasıl birleştirdim önemli. Birleştirdiğimi düşünün. Böyle bir şekil oldu. Şimdi şunu anlamaya çalışın. Öncelikle ben bunu birleştirdiğimde Birbirine en uzak iki köşe hangileri olur? Onu anlamaya çalışalım. Onu anladıktan sonra gerisi kolay. E birbirine en uzak iki köşe bakın şunla şu vatandaş olur değil mi? Yani ne olur arkadaşlar? Cisim köşegeni olur. Hatırladınız değil mi? Ha, şurası A burası B burası da C olmak üzere. Bu cisim köşegeni neydi? Kare kök içerisinde A kare artı B kare artı C kare. Yani bir prizmanın içerisindeki. En uzak iki köşeyi birleştiren doğru parçası cisim köşegeni O da nedir arkadaşlar? A kare, B kare, C kare toplamının kare köküdür. O zaman mesela ben bu arkadaşları burada olduğu gibi direkt birleştirsem, yani bunu şöyle yana kaydırsam, bunu böyle yana kaydırsam, şu yüzeyler üzerinden birleştirsem, o zaman ne olacak arkadaşlar? Bakın şu iki, şu iki ne olacak? Dört olacak. Burası 3. Burada 5 olacak. Yani en uzak iki köşede şunla şu olacak. Ve uzaklıkta ne olacak? Karekök içerisinde 4'ün karesi artı 3'ün karesi artı 5'in karesi olacak. Ha, buradaki mantık da ne? E ben bu yüzeyleri birleştirince şu ikilerden yan yana geldiği için iki tane oluyor. Bir anda 4 oluyor ayrı. Diğerleri aynı kalıyor. O zaman ayrıklar ne oluyor? Bir tanesi iki katına çıkıyor. Diğerleri aynı kalıyor. Ha, o zaman ben şöyle yapabilirim mesela. Üçlerin olduğu kısımları birleştirirsem. Üçler yan yana gelirse. Ayrıtın uzunluğu ne olur? 6 Altı olur. 6'nın karesi. 2 ile 5 aynen kalır. 2'nin karesi 5'in karesi. Toplamın kare 2. Demek ki AB bu olabilir. AB bu da olabilir. Bir de AB ne olabilir? 5'ler yan yana gelir değil mi? Ha, o da 10'un karesi. Artı 2 ile 3 aynen kalır. 2'nin karesi artı 3'ün karesi diye. İşte AB bu da olabilir. Süper. E şimdi diyor ki en çok hangisidir? E sizce en çok hangisinden gelecek? Sanki şundan gibi gelecek değil mi? Onun karesi var çünkü orada 100 oluyor. Ha, diğerleri zaten belki 100'ü bile bulmaya biliyor değil mi? O zaman süper. En çoğu bulduk arkadaşlar. Maksimum buymuş. 100, 4, 9 daha 13 mü? demek ki A ve B noktaları arasındaki uzaklık en çok kök 113 birim oluyormuş. O da C şıkkı. Taban ayrıtları 6 ve x birimi olan yüksekliği 6 birim olan dikdörtgen dik prizma biçimindeki 4 eş ahşap blok aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi birleştiriliyor. Son durumda oluşan yapının iç kısmının hacmi 180 birim küptür. Bizden x'i istiyor. Şimdi bakalım. Şurası arkadaşlar 6. Ne? İç yapının şu ayrıtı arkadaşlar 6 birim. O zaman bu 6'yı bir yazalım. Ha, şurayı bulacağız bakın iç yapının şu ayrıtını bulacağız. Normalde arkadaşlar şurası kaç birim? 6 birim. Peki şuralar x x değil mi? Bakın şurası x. Burası da x. Ha, o zaman burası ne olacak? 6 2 x. O zaman taban alanını bulduk. 6 çarpı 6 2 x. yüksekliği bulalım. Peki yükseklik de arkadaşlar şu değil mi? İç yapının. Ha, o da ne eşit arkadaşlar? O da 6 eşit. E, süper çarpı 6. Eşittir 180. Ha, bitti bakın. Buradan artık x'i bulmak gayet kolay ya. 6 kere 6 36. 180'e böl 5 mi? Demek ki 6 eksi 2x eşittir 5'ten 1 eşittir 2x'ten x kaçmış? 1 bölü 2. Aradığımız cevap B şıkkı. Geçtiğimiz yıllarda Ley Üniversitesi'nde bilim insanları epitel dokuların üç boyutlu yansımasından bir geometrik şekil elde etti. Şimdi arkadaşlar burada bahsedilen şey yeni bir geometrik şekil. Bakın bu çok ilginç bir durum. Normalde biz bütün geometrik şekilleri biliyormuşuz gibi değil mi? Doğada bulunan işte prizmalar diyoruz, koniler diyoruz, silindir diyoruz, dikdörtgen, kare diyoruz. Yani yeni bir şekil bulmak pek de şey değil. E, kolay değil. Çünkü yani bütün şekilleri ne? Yap, neredeyse biz bulduk. Fakat... L üniversitesi arkadaşlar yeni bir şekil buluyor. Ve buldukları bu şekil arkadaşlar insan zihninin ürettiği bir şekil değil. Normalde ben de bir şekil üretebilirim. Nasıl? Ya derim ki bir tane dikdörtgenle bunun yanına böyle bir eşkenar dörtgeni birleştirdiğinizde yeni bir şekil buldum. İşte bu şeklin adını da Ahmet koydum diye yazabilirim. Bununla alakalı özellikler bulabilirim. Ha birisi de çıkar der ki ya onda ne var? Onu herkes yapar. Ama sonuçta ben böyle bir şekil buldum diye ortalıkta ne yapabilirim? Gezebilirim. Çünkü bu tamamen benim zihnimin uydurduğu bir şekil olur. Bir cisim olur. Hatta bunu 3 boyutlu gibi yaparım. Cisim olur. Fakat bu öyle bir şey değil. Bu arkadaşlar Ley Üniversitesi'nin çalışanları, oradaki uzmanların bulduğu şekil doğada var olan bir şekil. Yani kendi akıllarıyla buldukları, kendi ürettikleri bir şekilde Zaten doğada var olan bir şekildi. Biz görmemişiz. Neredeymiş bu şekil arkadaşlar? Epitel dokuların 3 boyutlu yansımasından elde edilen bir şekil. Yani epitel dokuda bulunan bir şekil. Böyle ben hatırlarım. Benim zamanımda arkadaşlar epitel dokuyu bize prizma şeklinde söylerlerdi. İşte tabanda bir kare vardı. Yukarıda bir kare vardı. Ya da dikdörtgen vardı. Hep böyle anlatırlardı. Ama öyle değilmiş arkadaşlar. Nasıl bir şekil vermiş? Bakın burada anlatıyor. Elde edilen bu geometrik şekil prizma biçimindedir tabanlarında altıgen ve beşgen yüzeyler bulunmakta olup sadece bir üçgen yüzey altıgen yüzeye bağlı olarak prizmada yer almaktadır. Ha şimdi bizim hep prizmaların alt tabanı ve üst taban aynı oluyor değil mi? İşte bu farklıymış. Alt ve üst tabanda altıgen ve beşgen varmış. Ve altıgenin arkadaşlar bir kenarına da eşkenar üçgen bağlamış. Bu çok büyük bir icat arkadaşlar. Şimdi mesela bu tam böyle anlaşılmadıysa. Biliyorsunuz Barış Özcan var YouTube'da mutlaka biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. O bununla alakalı bir video çektiği de arkadaşlar onu izleyebilirsiniz. Barış Özcan Scootoid yazın zaten karşınıza çıkacaktır. Böyle kısa da bir video izleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki ne diyor? Bu şekli Scootoid adı verilmiş. Tamam böyle bir isim verilmiş. Yukarıda anlatılanlara göre Scootoid adlı şekil aşağıdakilerden hangisidir demiş. O zaman yukarıda anlatılanlara göre... Bu şekli biz aşağıda görmeye çalışalım. Bir kere ne demişti? Altta üstte altıgen ve beşgen olacak demiş. Şimdi A şıkkına bakıyorum. Burada bir beşgen var. Görüyorsunuz değil mi? Aşağıda ha aşağıda da bir beşgen var. Dolayısıyla bu olamaz. B'ye bakalım arkadaşlar. B'de alt aşağıda ne var? Beşgen var. Evet. Yukarıda ne var? Altıgen var. Ha bakın olabilir. Ha yalnız yine olamaz. Niye? Altıgenin dikkat edin bir kenarına bağlı bir üçgen var burada. Burada da bir kenarına bağlı bir üçgen var. Ne diyordu burada arkadaşlar? Sadece bir üçgen yüzey diyor değil mi? Dolayısıyla bu da olamaz. C bir dursun bakalım. D'ye bakalım. D'de ne var? Aşağıda arkadaşlar bir tane alt beşgen var. Yukarıda altıgen var. Ha, Yalnız bakın şurada altıgene bağlı bir üçgen var. Burada da bir tane beşgene bağlı bir üçgen var. Dolayısıyla bu da olamaz. Peki E'ye bakalım. E zaten hiç olamaz. Çünkü aşağıda ne var? Üçgen var değil mi? Altıgen olması lazım. Ha, demek ki aradığımız cevap C şıkkı. Peki hakikaten oluyor mu? Bakalım. Bakın aşağıda ne var? Bir tane beşgen var. Görüyorsunuz değil mi? Yukarıda ne var arkadaşlar? Altıgen var. Harika. Ve altıgene bağlı bir tane de üçgen var arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Ha, hakikaten skutoid denen şekilde böyle bir şekilmiş. Hatta şöyle hatırlıyorum ben. Bunu arkadaşlar biyologlar görüyorlar işin içinden çıkamıyorlar. Diyorlar bu şekil nasıl diye. Hiç bizim aklımızda var olan prizmeye benzemiyor diye. Geometricileri çağırıyorlar. Matematikçileri çağırıyorlar. Beraber bir çalışmayla bu şekli arkadaşlar keşfediyorlar. Yani düşünün doğada var olan bir şekilde daha ne yapıyoruz? Yeni fark ediyoruz. Onun için geometride de böyle sürpriz şekiller karşımıza çıkabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Peki ne bulduk? Aradığımız cevap C şıkkı. Dikdörtgenler prizmamız var. B üssü F iki tane FC üssüne eşitmiş. A, E, E, B eşit arkadaşlar. Ha, yani da harfler çıkmamış. Şöyle gösterelim. Şuraya B. Şuraya da E diyelim arkadaşlar. Pekala. Demiş ki A, B 12 santim. A, B 12 ise o zaman şuralar kaçar santim? 6'şar şer santim. Ne? Peki BC ne olacak? 6 santim olacak. BC demek ki burası 6. ya yani şurada bakın 1'e 2'lik bir oran vardı ya. Demek ki orana göre burası 2. Burası da kaç olacak arkadaşlar? 4 olacak. Süper. 5 var. BB üssü 5'miş. Yani yüksekliğimiz de 5'miş. Diyor ki bir hareketli E noktasından F noktasına prizma yüzeyi üzerinden gidecektir. E'den yola çıkacak. Ya yani bakın buradan yola çıkacak. Nereye gidecek? F'ye. Mesela şöyle gidebilir. de Önce şöyle birazcık yükselerek şu BB üstüne gider. Sonra F'ye gider. Veya şöyle de gidebilir. Önce birazcık A üstü B üstüne doğru yükselerek gider. Sonra F'ye gider. Ha, değil mi? Başka bir ihtimal var mı? Yok. F'ye gidebileceği yollar genelde bunlar. Da. Buna göre gittiği en kısa yolu soruyor bize. Ha, ne yapmam lazım? Şekli açmam gerekli. Değil mi? Açmadan bunu çözmemin imkanı yok. Peki ne yapacağız? Şimdi gittiği yüzeyleri açacağım sadece. Gidip de bütün şekli komple açmaya gerek yok. Mesela dikkat edin. A, B, b üssü a üssü bu yüzeyi kullanacaktık. O zaman o yüzeyi şöyle bir açalım. a b b üssü a üssü peki nerede bizimki hareketli e'de yani tam ortada. Şuralar kaç kaçtı? 6 6 idi. De kaçtı arkadaşlar? 5'ti. Tamam. Şimdi nereye gideceğiz? F'ye. Yani b c c üssü b üssü yüzeyi lazım. O zaman şu yandaki yüzeyi Bakın sanki o yanda bir kapak varmış gibi düşün. O kapağı da hop açarak bunun yanına konduruyorum. Hop kondurdum. B, C, C üssü, B üssü. Peki F nerede? Yukarıda. Şurada. Buraya 2, buraya da 4 birim uzaklıkta. Ha, şimdi biz ne yapacağız? E noktasından buraya gideceğiz ya. En kısa yolda gideceksek şöyle dümdüz gitmemiz lazım. İşte ben bunu hesaplayacağım. Hesaplayabilir miyim? Çok rahat. Şöyle fıt 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 yaparım. Değil mi? Yukarıya arkadaşlar şu 6'yı taşırım. Zaten şurada yükseklik 5. Ha, görüyorsunuz değil mi? Pisagor. Ne geldi? 10, 5. O zaman burası kaç gelecek? 5 kök 5. Demek ki arkadaşlar bu şekilde yürürse alacağı en kısa yol 5 kök 5. Ama hemen sevinmiyorum. Belki daha kısa bulabilirim değil mi? Diğer yola da bakmam lazım. Diğer yol neydi arkadaşlar? Diğer yol şuydu değil mi? Şimdi buna da bakmam lazım. Hadi bakalım. Gene bana bu a b b üssü a üssü lazım. Değil mi? Onu bir çizerim şöyle. a b b üssü a üssü. Nerede bizim hareketli e noktası da şuralar alt alta. Tamam? Şimdi nereye gideceğiz? f'ye. Yani a üssü b üssü c üssü d üssü yüzey üzerinden. Yani buradan gideceğiz. O zaman şimdi şu yukarıdaki üst kapağı havaya kaldıralım bunun yanına. Hop şöyle ne yaptım? Havaya kaldırdım. Burası C üssü, burada D üssü olacak şekilde. Bakın şu üst yüzeyi kapak gibi düşün. Hop havaya kaldırdım. Yani şu iki yüzeyi doğrusal olacak şekilde. Bizim F neredeydi? Şurada değil mi? F burada. Burası 2, burada 4, şurası kaç? 5'ti değil mi? Ha bizim hareketli ne yapıyor? E'den yola çıkıyor, F'ye gidiyor. Şöyle dümdüz çizersem en kısa yol olur. Bunu bulabilir miyim? E çok rahat. Gene Pisagor'a. Burası 6 değil mi? Burası kaç? 9. Pisagor yazalım. 6'nın karesi 36. 9'un karesi 81. 36, 81 daha 117 değil mi? Ha, o da ne yapar? Kök 117. O da 3 kök 13 mi yapar? Değil mi? 13 çarpı 9'dan o da yapar. O da var mı? Bakın. Bu da var. Bu da var. Demek ki ikisinden birisi. Peki hangisi en kısa sizce? E, hesaplayacağım. 5 kök 5'i karesi ne yapar? Kök 125 yapar değil mi? 5'i içeri atarım. 25, 125. Yani kökü kaldıralım. 125 yapar. Peki şu neydi zaten? 117 demiştik. Değil mi? O da 117. E hangisi daha kısa? Tabii ki de 117 değil mi? Ha, bakın 3 kök 13 daha kısaymış arkadaşlar. 5 kök 5'ten. Onun için bu tip sorularda öyle bulduğunuz her cevaba hemen sevinmeyin. Başka alternatif bir durum var mı? Mutlaka kontrol edin. Güzel bir soruymuş. Tuzaklı. Allah'tan düşmedik. Evet ne bulduk cevabı? 3 kök 13 yani A şıkkı. Ayrıt uzunlukları birbirinden farklı tam sayı olan dikdörtgenler prizmasının 3 yüzü kırmızıya, 2 yüzü beyaza, geriye kalan 1 yüzü de siyaha boyanır. Kırmızıya boyanan yüzeylerin toplam alanı 31 birim kare. Beyaza boyanan yüzeylerin toplam alanı 25 birim kare. Ve siyah yüzeyin alanı da 6 birim karedir. Buna göre bu prizmanın hacmi kaç birim küptür diye soruyor bize. Şimdi bir tane prizma var. Şöyle çizelim mi? Ayrıt uzunlukları A, B ve C olsun. Birbirinden farklı tam sayılar demiş. Tamam. Şimdi ne yapacağım? 300'ü kırmızıya boyayacağım. Şimdi önce bir yüzeylerimiz neler onlara bakalım. Mesela şu yüzeyin alanı ne? AC. Kaç tane var bundan? 2 tane. Peki şu yüzeyin alanı ne? BC. Kaç tane var bundan? 2 tane. Peki şu yüzeyin alanı arkadaşlar? AB. Bundan da gene kaç tane var arkadaşlar? 2 tane var. Diyor ki bana 3 tane yüzü kırmızıya 2 tane yüzü beyaza geriye kalan bir yüzü de siyaha boyanır. Ha, demek ki şu AC, BC, AB'den bir tanesi siyaha boyanır. Mesela AB olsun. Dedim mi? çok önemli değil. Bakacağız. O zaman bu AB kaç eşit işte arkadaşlar? 6'ya. Şimdi kaç tane AB vardı? 2 tane. Demek ki arkadaşlar geriye bir AB kaldı. Şu an hala 2BC ve 2 tane de AC'miz var. Tamam. Diyor ki bizim 2 tane yüzü arkadaşlar beyaza boyanı. Peki beyaza boyanan yüzeylerin toplam alanı kaç birim kare? 25 birim kare. Ha, o zaman bunu 2AC ya da 2BC olması mümkün değil. Çünkü bunlar çift sayı. 25 olmaz. O zaman demek ki arkadaşlar bu 25 birim karelik alan ya AC artı BC Değil mi? İki tane yüzey. Ya da AC artı AB ya da BC artı AB değil mi? Ha. Mesela zaten şu AC artı AB, BC artı AB aynı şey. Sonuçta ABC'nin durumuna göre farklı şeyler çıkacak. Dolayısıyla şuraya bakmaya gerek yok. Şimdi AB 6 dedik ya. O zaman toplamları 25 olacak ya. Demek ki AC kaç olacak? 19. 19 artı 6 25. Şimdi Bura 19 olunca arkadaşlar demek ki buna 1 buna 19 demem lazım. Çünkü ABC tam sayı. E şimdi A ya da 1 deyince haliyle bu da ne oldu? 6. O zaman bütün ayrıtları bulduk. 1, 6 ve 19. E, çarparsam kaç gelir? 114 gelir. Hacim 114 olmalı. Var mı şıklarda? Yok. Demek ki arkadaşlar bu tarafı ne yapmıyor? Ha, demek ki arkadaşlar bu da değil. Peki o zaman ne kaldı? A, C artı B, C. Ha, demek ki A, C artı B, kaç eşitmiş? 25'e eşitmiş. Tamam. Bunu da bulduk. E o zaman 3 yüzeyde zaten ne oldu mecburen? AC artı BC artı AB oldu. Onu da zaten 31 çıkması mantıklı. Çünkü şuraya 25 dedik. Buraya da 6 dedik. 31 çıktı. Ha, şimdi buradan sonrası artık demek ki denklemi çözme. E Şimdi tam sayı dediği için niye denklem çözmekle uğraşayım ki? Verim değeri gitsin. AB 6 ise zaten 1 3 1 2'dir. Çünkü 1 6'yı biraz önce denedim olmadı. Ha, o zaman soru bitti. Demek ki arkadaşlar A'ya 3 B'ye de 2 diyelim. Bakalım o zaman ne olur? A'ya 3 B'ye 2 dersem 3C 2C 5C 25'ten C'de kaç olacak? 5 oluyor. Sağladı mı? E, sağladı. Soru bitti. Ne istiyordu benden? Hacim. Hacim neydi? ABC değil mi? A3 B2 C C'de 5. O zaman ne gelecek arkadaşlar? O da 30 gelecektir. Buradaki ABC değerlerine takılmayın. Çünkü ben mesela A B'ye 6 derim. Siz çözerken AC'ye 6 demişsinizdir. Oradan gidersiniz. O zaman ben A'yı 3, B'yi 2, C'yi 5 buldum değil Siz ne yaparsınız? B'yi 3, A'yı 5, C'yi 2 bulursunuz. Önemli. Sonuçta bunları çarptığımızda hepimiz hacmi kaç bulacağız arkadaşlar? 30 bulacağız. Onun için o harflerin değerlerine çok da takılmayınız. Ne bulduk cevabı 30. Yani B şıkkı. Aşağıdaki şekilde ayrıt uzunlukları 11, 18 ve 24 santim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kap gösterilmiştir. Bu kabın hem yan yüzlerindeki hem de tabanındaki kalınlık 2 santimdir. Ha, tabanda da varmış kalınlık. Bakın şurası kaç? 2 santim kalınlık. Burası kaç? 2 santim kalınlık. Tabanda da 2 santimlik bir kalınlık var. Yani şöyle arkadaşlar. 2 santimlik bir kalınlık var. Tamam. Buna göre kabın iç kısmının hacmini istiyor benden. E tamam buluruz. Şimdi normalde şurası kaç? 11, değil mi? E, 2 cm burada kalınlık, 2 cm burada kalınlık, 4 cm kalınlık oldu. 11'di. O zaman burası kaç oldu? 7. Peki şurası normalde kaç arkadaşlar? Pardon, orası 11 değilmiş. 18'miş. O zaman burası kaç olacak arkadaşlar? 14, değil mi? Çok pardon. Tamam. Şimdi şuraya bulalım arkadaşlar. Normalde kaç? 24 değil mi? 2 santim buradan, 2 santim buradan, 4 santim. Demek ki buradan oldu 20 santim. Ha, yukarı 14 ve 20 oldu değil mi? Şunu silelim güzelce yazalım. Şimdi gelelim arkadaşlar. Yüksekliğini bulacağız. Yükseklik normalde kaç? 11. E, 2 santim kalınlık var tabanda. Ha, demek ki yükseklikte kaç olacak? 9. Bitti. Bunun hacmini istiyor. Yani 20 çarpı 14 çarpı 9. Ne yapar o da? Şurası ne yapıyor? 36, 126 değil mi? Bunu gelir 20 ile çarparsak 2520. Yani aradığımız cevap A şıkkı gelecektir. Dikdörtgen dik prizma biçiminde bir kabın içerisinde bir miktar su vardır. Bu kap şekil 1'de gösterildiği gibi ABCD yüzey üzerine konulursa 2 birim boşluk. Şekil 2'de gösterildiği gibi BCML yüzey üzerine konulursa 5 birim boşluk oluşmaktadır. Kap şekil 1 ve şekil 2'de gösterilen konumlardayken suyun yükseklikleri toplamı 21 birimdir. Ha. Yukarıdaki verilenlere göre aynı kap ABLK yüzeyi üzerine konursa kap içinde oluşan boşluğun yüksekliğinin suyun yüksekliğinin oranı kaç olur diye sormuş bize. Şimdi ben neyi biliyorum arkadaşlar? Yükseklikler boşlukların yükseklikleri 2 ve 5 birimmiş. Bir de suyun yükseklikleri toplamı 21 birimmiş. O zaman şöyle yapalım. Şuraya x diyelim mi? suyun yüksekliği x. O zaman buradaki ne olacak? 21 eksi x. Peki ne, ne diyelim? Şuraya a diyelim. Buraya da b diyelim. Pekala o zaman ben bunu böyle yan yatırdığımda şurası ne oldu? A oldu. Ha, şurası da ne oldu? X artı 2 oldu. He? Buna nereden çıktı? He, dikkat edin şurası X artı 2 değil mi? O zaman burada ne olacak? X artı 2. O zaman benim şu B dediğim yere de gerek yok değil mi? Ha, burası da ne bakın? Şöyle 26 eksi X değil mi? bu da ne olacak o zaman? 26 eksi X olacak. Süper. E tamam. Şimdi ne yapacağım? Suyun hacmini birbirine eşitleyeceğim. Hemen buradan bakalım. Taban alanı 26 eksi x çarpı a. Yükseklik ne x? Eşittir. Buradan hemen suyun hacmine bakalım. Taban alanı a çarpı x artı 2 çarpı yükseklik ne? 21 eksi x. Bakıyoruz birbirini götüren ha a'lar var değil mi? Süper. E o zaman ben buradan artık x'i bulurum çok rahat. Hadi dağıtalım. 26x eksi x kare Buradan ne geliyor? 21x eksi x kare artı 42 eksi 2x. Eksi x kareler gitti mi? Ha, 21 2 çıkar 19 at bu tarafa 7x mi? 7x eşittir 42'den x meğerse kaçmış arkadaşlar? 6. O zaman artık soru bitti. x kaç? 6. Demek ki şurası 20'ymiş. Burası da 6'ymış. Ha, dolayısıyla burada ne oldu? 8 oldu. Şimdi ne diyor bana? Bu kap ABLK yüzeyi üzerine yatırılırsa o zaman ABLK yüzeyi üzerine yatırılırsa taban alanı ne olur? Bakın x6 diye bulduk ya şurası da 20 olmuştu. Burası da 8 olmuştu. 20 çarpı 8 olur değil mi? Çarpı suyun yüksekliği ne olur bilmiyorum. H su. Peki ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi bunu gelip diğer vaziyetlerden birisi de ister buradan ister burada suyun hacmini eşitleyeceğim. Hemen hesaplayalım eşitleyelim. Burada neydi arkadaşlar? Taban alanı 20 çarpı A, Çarpı yükseklik x yani o da 6 idi. 20'ler gitti mi? Gitti. Ha, buradan ne kalıyor arkadaşlar? Sadeleştirelim. 4 tane suyun yüksekliği eşittir. 3 tane A'm. Yani bu ne demek? Bu vaziyetteyken suyun yüksekliği 3K ise demek ki o ayrıt ne olacak? 4 kaymış. Ha demek ki arkadaşlar bakın şöyle bir görüntü olacak. A, B, L, K yüzeyi üzerine yatırdığımda sadece ben su kısmını ilgileniyorum. Gerisiyle ilgilenmiyorum. Şurayla ilgileniyorum. Şöyle bir görüntü olacak. Suyun yüksekliği 3K iken bu ayrıtın yüksekliği ne olacak? 4K. Çünkü A ne olacak arkadaşlar? Havada kalan ayrıt olacak. 3K'da suyun yüksekliği o zaman boşluğun yüksekliği ne olacak? K olacak. Zaten bana onu soruyor bakın. Boşluğun yüksekliğinin yani K'nın Suyun yüksekliği yani 3K'ya oranını soruyor. Ha, o da kaç gelecek? 1 bölü 3. Yani aradığımız cevap A şıkkı. Aşağıda bir açılımı verilen düzgün altıgen prizmanın bir yanal yüzünün çevresi 16 santim ve tabanının çevresi de 12 santim işte. E, taban çevresi 12 ise bir kenarı kaç gelecek? 2 değil mi? Şimdi şuradaki kelimeye dikkat edin bir yanal yüzünün çevresi. Yani bir yanal yüz ne oluyor? Şu oluyor. Ha, bunun çevresi 16 16'ymış. Şimdi zaten şurası 2 ya. O zaman o buraya denk gelecek. Buraya 2 değil mi? Çünkü şunlar ne olacak? Buralarla çakışacak değil mi? Böyle. E, o zaman bir yanal yüzünün çevresi 16 ise kısa kenar artı uzun kenar 8 olmalı. E buraya 2 ise burada kaç gelecek? 6 gel. Tamam süper onu da bulduk. Buna göre bu açılım kapatılıp bir prizma elde edildiğinde A ile B noktaları arasındaki uzaklık kaç birim olur demiş. Ha, A ile B arasındaki uzaklık. A nerede? Şurada. B de nerede? Burada değil mi? Ha, o zaman bakalım kapattığımda ne olur? Şimdi arkadaşlar ben bunu kapattığımı düşüneyim. Çizmeyeceğim düşüneyim. Sonra gerekirse çizerim. Kapattığımda ne olacak arkadaşlar? Bakın şu vatandaş bununla değil mi? Çakışacak şu vatandaş da bununla çakışacak. O zaman kapattığımda buradaki B noktası şuraya gelecek. Tamam. Peki A nereye gelecek? Hemen ona bakalım. A da buraya gelecek. Bizim A'dan olacak arkadaşlar buraya gelecek. O zaman bu vaziyetteyken bir kere şu yükseklik 6 kesinlikle olacak. Ama burada gaza gelip de hocam A ile B arasındaki uzaklığı şöyle bulsak olmaz mı demeyin. Olmaz. Çünkü şekli kapattığınızda A ile B'nin yerleri ne olacak? Değişecek, değil mi? Ha şimdi ne yapacağım? A ile B'nin yerlerini iki tane düzgün altıgende düşünmeye çalışalım. Şimdi B nerede? Burada, değil mi? E, yukarıdaki altıgendeki karşılığı neresi olacak? Burası. Ha o zaman buraya gelecek be. O zaman bakın şöyle bir görüntü olacak arkadaşlar. Ben şimdi Pisagor yazacağım ya. Bakın şöyle düzgün altıgeni şimdi çizmeye çalışayım şu tabanı. Şöyle bir görüntü olacak değil mi? Tabii birazcık birazcık değil, epey bir yamuk oldu ama mevzuyu anlamanız açısından. Ha şöyle bir şey olacak. Şimdi dikkat edin. A nerede? Burada. Çok da önemli. Değil. Peki B nerede olacak? Dedik ki şurada. Yani bunun karşılığı olan şurada oldu. Ha ben ne yapacağım o zaman? Şu aradaki mesafeyi bulacağım. E şimdi dikkat edin. Bir şöyle bir Pisagor yapacağım ben o zaman. Şunu şöyle çizeceğim. Bunu böyle çizeceğim. Burası 90 olduğu için şurada pisagor yazıp aradaki uzaklığı bulacağım. Ha, şimdi burası 2. Burası 2. O zaman burası kaç gelecek? 2 köküç değil mi? Onu nereden biliyorum? Düzgün altıgende bir iç açı 120 derece. 120'nin özelliği değil mi? A, A, A köküçten. Burası kaç gelecek? 2 3. Peki şu da yükseklik 6 gelecek mi? İşte x'i bulmak için ne yapacağım? Pisagor yazacağım. x kare eşittir. 6'nın karesi artı 2 köküçün karesi gelecektir. Oradan da x kare eşittir. 36, 12, 48'den x kaç gelecek arkadaşlar? 4, 3, 3, gelecektir. Ama şimdi şu şekilde böyle çizip de görmesi birazcık zor oluyor öyle değil mi? Fakat pek de yapabilecek bir şey yok. Yani normalde çizmeye çalışsak bile yani ben bunu birazcık hani şöyle düşünün. Daha özenli, daha güzel bir şekilde belki çizebilirdim zorlasam. Pek zannetmiyorum ama Zorlasam daha güzel çizebilirdim. Ama bunun size bir faydası olmaz. Çünkü o çizebilen ben olurum. Hatta birkaçınız şöyle derdi. Hocam siz öyle güzelce çizdiniz. Gözüküyor da ben çizemiyorum ki diyebilirsiniz haklı olarak. Siz buradaki mantığı anlamaya çalışın. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle bir pisagor oluşturacağım değil mi? A burada diyeceğim. B burada diyeceğim. İşte şu aradaki uzaklık x. Bunu bulmaya çalışıyorum diyeceğim. E şurası 90 gelecek. Sizin zaten şurası kolay 6. Sıkıntınız ne? Sadece şu B'nin yukarıdaki görüntüsü arasındaki uzaklığı bulmak. ya onda ne yapacaksınız? Buradan göreceksiniz. Bakın B buradaydı. Yukarıdaki karşılığı burada. O zaman aralarındaki uzaklık ne oldu? 2 kök 3. İşte burada 2 kök diyeceksin. Sonrası artık şu Pisagor'u yazmak. Yani esas da tüm şekli çizmenize de gerek yok. Şuradaki mantığı zihninizde oturtursanız zaten sonuca ulaşabilirsiniz. Evet ne bulduk cevabı? 4 kök 3 yani E şıkkı.